Evet, ısı yalıtım levha sıvısı, hazır sıva. Bunu yoğuruyoruz. Bu kıvamda oluyor. Bu şekilde yoğuruyoruz. Düzgün böyle köşeli bir şey olursa daha güzel olur. Bu şekilde masaya çekiyoruz. Dikey bir şey olduğu için böyle alırsak içine batar. Onun için dikey alacağız. Bunu takribi 10 dakikaya varmadan böyle bayağı bir katılaştığı zaman tirfille, gerdahla beraber şöyle yapacağız ve bitecek. Bunu vurduk tamir harcını. Henüz daha kurumamış. Kurumaya başladı mı? Bırak kurumuş. Şöyle bir ayarla. Şöyle bir çıkacağız. Burayı yukarı. Burayı aşağıya şu aralardaki boşluklar doğsun. Böyle çıktığımız zaman iyice kuruduktan sonra mesela 5-6 saat sonra veya bir gün sonra spatula ile beraber kazıyıp çıkacağız, olacak kaymak gibi. Bunu şimdi hem böyle çalıştırıyoruz şöyle. Ama yukarı da yukarı doğru kanal olduğu için hem aşağıya verip boşluğu dolduruyoruz, hem yukarıya çevirip boşluğu dolduruyoruz. Ama en sonunda belli bir yönde çalışıp öyle yapıyoruz. Mesela burayı ne yapıyoruz? Yukarıya doğru. Şöyle yaparak orayı ince yapıyoruz olduğu kadar. Burası hafif ileriye doğru. Köşenin şurasını vurmadık. Sadece burasını vurduk. Burası kuruyup donduktan sonra da burayı vuracağız ki tam güzel bir şekilde çıksın. Şurada bir yama var. Şurada bir yama var. Köşeyi bastırmadan. Biraz daha kuruması lazım. Sonra burayı da vurup burayı da buradan yukarıya doğru köşeyi düzlenecek. Önce doğacak, kurusun kendini tutsun, ondan sonra da incesine vuracağız. Şimdi bak kalın bir tekniği de alttan tutuyoruz. Buna döküyoruz. Yani şuradan da sıfırlıyoruz, buradan da sıfırlıyoruz. Tam arayı dolduruyoruz.